Hocam, kıyametin zamanı ne zaman? Kıyametin zamanını Allah'tan gayrisi bilmesi mümkün değildir. Biz de bilemeyiz. Allah bildirmedikçe. Neredeyse saklanacaktı. Saat ansızın gelebilir. İnsan hiç hazır değilken. Alametlerin belirmesi, alametleri doğru okuyabilmeye bağlıdır. Cenab-ı Allah için zaman kaydı yoktur. Şartlar yerine gelince, o kararı verince hükmeder. Biz bir kümesi yıkarken 10 defa düşünüyoruz, Allah bütün evreni yok eder. Çünkü yenisini yapmaya muktedirdir. İlk yapan benim, son yapan da yine benim olurum, ben olurum diyor zaten. Allah için bunlar kolay şeylerdir. Şimdi ben kitaplardan, hadis kitaplarından, değişik kitaplardan derlenmiş olan kıyametin alametlerini sayacağım. Sizlerden de ricam, lütfen saydığım alametlerin piyasada gerçekleşip gerçekleşmediğine insafınızı insafla, böyle tarafsız bir gözle bir bakınız. Ne demek tarafsız bir gözle? Henüz daha çok kıyamette diyen var. Kıyamet kapıda diyen var. Hatta Mehdi doğdu diyenler var. Hani Mehdi nerede? Bu sözlere de itibar etmeyiniz. Gelmesi gereken ne varsa zamanı gelince gelecek. Ama sizin söylemenizle, bunu iddia edenlerin söylemesiyle kıyamet ötelenemez, öne de alınamaz. Kıyamete kimse Allah'ı zorlayamaz. Böyle bir cümle yanlış bir cümle. Kıyamete zorlanılmaz. Allah kararı vermiştir. Kararı zamanı gelince tahakkuk eder. Kimse Allah'ın kararında, sünnetullah'ta tebdilat ve tağyirat yapamaz. Dinin korunması zorlaşır. Dini yaşayabilmek insanın elinde kor tutup tutması gibi olacak gün gelecek. Dini yaşayamayacaksın, horlanacaksın, aşağılanacaksın, damgalanmaya çalışılacaksın. Hakkında kötü sözler söylenecek veya çok kaybın olacak, manevi yönden kaybın olacak veya toplumdan tecrit edileceksin. Bunlar bugün elhamdülillah yok belki ama burada yok. Bazı ülkelerde yok mu bu? Müslüman denince İslamofobi, İslam nefreti ve İslam düşmanlığı bazı ülkeleri sarmalamadı mı? Kötü rüyalar görmeye başlamadılar mı? Hazreti Peygamber'in aleyhinde konuşmuyorlar mı? Kur'an-ı Kerimleri kurban olsunlar o Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim'in sayfelerini yakmıyorlar mı bazı ülkelerde? Hazreti Peygamber'in aleyhinde karikatürler çizmiyorlar mı? Bunlar yalan mı? Dinin korunması zorlaşır. Müslümanlar alay mekanizmasının bir ürünü haline getirmeye çalışılacak. Kimler tarafından? Tarihleri, şahsiyetleri, karakterleri, ahlakları kirlenmiş olan kişiler tarafından. Bildiğiyle amel etmeyen, bildiğiyle amel etmeyen din insanları çoğalacak. Konuşacak belki, Allame-i Cihan kesilecek. Konuştuğunda diyeceksiniz ki ne büyük bir alim ama belki namazı yok, belki ibadeti yok, belki samimiyeti yok. Belki durduğu yer çok temiz değildir. Bildiğiyle amel etmeyen din insanları çoğalacaktır. Akrabalar ile ilişkiler kesilecek, kötü söz çoğalacak. Akrabalarla ilişkiler için kesilecek, menfaatten veya akrabadan emin değilsin. Ya sen güvenilir değilsin ya akraban güvenilir değil. Ve ikiniz de birbirinize karşı kötü niyetlisiniz. Genele konuşuyorum, lütfen alınmayın. Ekrandakilerin tenzih ediyorum. Genel bunlar ifadelerin tümü. Hiçbir kişi, hiçbir kurum, hiçbir müessese bu cümlelerimizin muhatabı değildir. Ortaya, neticede bu cümleleri ben söylemiyorum. Bu sözleri söyleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Hadis kitaplarından derlenmiş olan efendim kıyametin alametleri ve benzeri bölümlerde. Güvenilir adam hain olarak görülür. Yani aptal gibi görünür. Yani akılsız gibi görünür. Öyle ki kendi menfaatinin bile farkında değildir. Eskiden güvenilir insanlar çok fazlaydı. Zaman gelecek, kıyamete yakın dönemlerde kötü görülecek. Çünkü güvenilir insan dengeyi bozacak. Kötüler tarafından hain gibi görülecek. Güvenilir insan algıyı kıracak. Algıyı kıran kötü adam. Kötü adama kötü adam denirdi. Gün gelecek temiz adama hain diye bakılacak. Çünkü o kötülüğü beceremedi. Güvenilir insanlar azalacak, dünya sevgisi artacak.
Dünya sevgisi olabilir. Hepimizde dünya sevgisi vardır. Ama dünya sevgisi ahiretimizi berbat edecek olan bir hale bürünmemelidir. Dünya sevgisi ahiretimizi perişan etmemeli, lekelememeliydi. Dünyayı seveceksin ama ölçülü. Dünyayı ahirete seni götürdüğü için seveceksin. Peygamberlere yurt olduğu için seveceksin. Kendini orada kontrol edebildiğin için seveceksin. Temiz tohum attığın için seveceksin dünyayı. İhlas, yani Allah için samimi olma, güven azalacak. Evlat sevgisi azalacak. Çünkü artık evlat istemeyecek, problem istemeyecek. Çünkü çoğu evlatlar problem getirecek. Evladım olsun istemiyorum diyecek. Başıma bela mı alayım diyecek. Bir takside, bir Alman taksisinde yolculuk yaparken sormuştum yıllar önce. Aynı yere gelecek. Evli misin? Hayır dedi. Niçin? Kendine göre bir cevap verdi. Cevabı sizinle paylaşmak istemiyorum. Bu güzel saatte. İhtiyacım yok dedi yani. Evlenmeyeceğim. Peki dedim, çocuk sahibi olursun dedim. Benim köpeğim var dedim. Benim çocukla niçin uğraşayım kazandığımı? Niçin çocuğuma yedireyim? Niye arkasından koşayım? Yok efendim okumasıymış dedi. Hastanesiymiş. Yok görevi alıp almayacak. Derdim değil. Derdim dolaşmak, yemek içmek dedi. Evlat sevgisi azalacak. Gerçek mümin değersizleşecek. Şu Müslüman çok fazla samimi, çok fazla mümin. Bu tür adamlara ihtiyacımız yok denecek. Hangi Müslüman daha çok sevilecek? Her türlü oyuna gelebilen, her türlü aldatmanın önünde malzeme olabilen Müslüman sevilecek. Çünkü o problem değil. Problem olan Müslüman problem olacak. Dişi kıran bir taş gibi görülecek. Pazarın derken herhangi bir pazar değil, genel anlamda. Dünyadaki ekonomiyi de kastedebilirsiniz. Dünya stoklarına hakim olan, dünya ekonomisini idare eden zihniyeti de ifade edebilirsiniz. Pazarın idarecisi, sermayenin hareket ettiricisi bütün dünya çapında, uluslararası çapta en günahkarlardan seçilecektir. Bugün öyle veya öyle değil, o benim konum değil ama hadis böyle ifade ediyor. Mihraplar süslü, kalpler harap olacak. Mihraplar süslü olacak. Tezyinat muhteşem. İçine girince içiniz açılacak. Ama maalesef öyle olmakla beraber kalpler harap olacak. Kalpler istenilen noktaya gelemeyecek. Erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi görülecek. Toplumdaki erozyonun, parçalanmanın, bölünmenin, değersizleşmenin bir neticesi olarak bunlar görülecek. Allah erkeği kadın için, kadını erkek için yarattı. Erkek kadını, kadın erkeği bütünleştiriyor. Bu denge bozulacak. Kadınlar erkeklere, tenzih ediyorum şu anda beni izleyenleri. Kadınlar o gün gelince erkeklerden uzak duracaklar, erkekler kadınlardan uzak duracaklar. Evet, devam edeceğiz. Kıyametin alametleri bunlar oluyor mu olmuyor mu? Kararı siz vereceksiniz. Sevgili Abdurrahman, Amuriyeliler, şunu söyleyeyim, aynı safı paylaşanlar birbirlerine düşman olacak. En kötüler kendi kavimlerinin sözcüsü durumunda olacaklar. Şehirler taşınacak depremlerden veya başka felaketlerden dolayı. Şehirler taşınacak, yeni yerleşim yerleri kurulacak. Mamur yerler harap olacak, harap yerler mamur olacak. Mamur yerler, düzgün yerler yıkılacak, yıkılmış yerler yeniden tamir edilecek. İçki içenlerin sayısı çoğalacak, yaygınlaşacak. İçki ve alkol türü içeceklere farklı isimler verilecek. Piyasada konu işte viski deniyor, şu deniyor. O dönemlerde bunlar yoktu ki, şarap vardı sadece. Belli ürünlerden işte oluşturulan şarap vardı ama bu türler yoktu. Çalgılar çoğalacak, enstrümanlar çeşitlenecek yani. Bir sektöre dönüşecek. Polis ve güvenlik sayısı çoğalacak çünkü güven kalmayacak insanların kendi aralarında. Dünyanın her tarafında güvensizlik olacak. Efendim, Avrupa'nın birçok şehrinde, en medeni sayılan ülkelerde elektrikler kesildiğinde bütün efendim büyük iş yerlerinin, büyük marketlerin bir anda tarumar edildiğini, soyulduğunu biliyorsunuz. Güvenlik olmayınca, korku, kanun olmayınca her türlü hata yapılabilecek.
zina ürünü olan insanlar çoğalacak. Yani efendim zinadan çoğalan o insanların sayısı çoğalacak. Müslümanlar 73 fırkaya ayrılacak. Bu uzun bir hadis biliyorsunuz. Heysemi ve diğer kitaplarda geçen bir rivayet. Bunun yeri ayrı. Uzun konuşmak lazım. İşte 2.70'i bir fırka hariç diğerleri yanlış yolda olacak. O bir mezhebi meşhebi ifade etmiyor. Bir duruşu peygambere, Allah'a, Kur'an'a, Hazreti Muhammed'e ve 4 halifeye bağlı olan anlayış bizim için makbul anlayıştır. Diğerleri kendilerini düzeltmek zorundalar. Minberler yükselecek, basamaklar çoğalacak. Peygamber döneminde minberin 3 basamağı vardı. Bugün minberlerin basamakları çoğalacak. Zekat ödenmek iftenmeyecek. Eğer Türkiye'de sadece ülkemizde zekat hakkıyla ödense, inanırız ki ihtiyacı olan insan kalmaz. Dünya üzerinde aynı şekilde eğer zekat hakkıyla, malın 1/4 biri hakkıyla verilirse, yoksul olan insan sayısı azalacak. Ömer bin Abdülaziz döneminde Emevi halifesi, Hazreti Ömer'in torunu, Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat hakkıyla verildiği için İslam aleminde zekat verilecek adam bulunamıyordu. Zekat başka ülkelere ihraç ediliyordu. İnsanlar baba ve annelerini ihmal edecekler. Ailesini dinleyecek. Yani erkek veya kadın fark etmiyor. Eşinin daha çok sözü geçecek. Baba ve anne silinecek belki ki bize gelen en büyük sorulardan biri, sorunlardan ve sorulardan biri de baba ve annelerin bu sıkıntısıdır. Bu ümmetin sonradan gelenleri, önce geçenleri lanetlemeden kıyamet kopmayacak. O kadar yoldan çıkılacak yani. Alimlere, seleflere, büyük alimlere, İmam-ı Azamlara, Ebu Hanifelere, İmam-ı Şafilere ve diğerlerine küçümseyici bir nazarla bakacak olan ilim adamları çoğalacak maalesef. Selam sadece tanıdıklara verilecek. Halbuki Esselamu Aleyküm dendiğiniz zaman tümünüze selam olsun. Allah'ın selamı, esenliği efendim insanlar tarafından esirgenecek. Evet, devam edelim arkadaşlar. Yalan şahitlik yapanlar çoğalacak. Yalan şahitlik bir sıradan bir iş haline gelecek. Kendine bir bahane bulacak. Yani vicdanını rahatlatmak için mecburdum diyecek. Para kazanmam gerekiyordu veya falanca arkadaşımı korumak zorundaydım. Halbuki Kur'an diyor ki aleyhinizde de olsa adaletle hükmediniz. Hatta diyor ki Kur'an-ı Kerim bir kavme, bir millete olan düşmanlığınız sizi adaletten saptırmasın diyor. İnsanlar gerçek bilgileri saklayacaklar. Kitap çoğalacak, yayınlar çoğalacak ama ilim azalacak, cehalet çoğalacak. Çünkü kitapları okurken kendilerini düzeltmek niyetiyle değil. Belki başka bahanelerle kitaplar okunması çoğalacak, baskısı çoğalacak. Tahribat niyetiyle kitapların, dergilerin, gazetelerin çıktığını bilmiyor muyuz? Faiz normal görünmeye başlanacak. Yani haram olsa bile ne yapayım diyecek, haramı işliyorum diyecek. Rüşvet helal gibi tanımlanacak. Kendi hakkıymış gibi görecek bazı insanlar. Emanet ganimet gibi görülecek. İşçiye verilecek ücret zekattan sayılacak. Adam işçiye zekat verirken, yanında işçi çalışıyor fabrikasında, işçiye verirken maaşını zekatından sayacak. Sayamaz halbuki. Çünkü emeğinin karşılığı ayrı şey, onu vermek zorundasın. Emek verdi sana, zekat garibana verilen, emek harcanmadan garibana verilen bir paradır. Ticaret malları ve borsası çocukların eline geçecek. Yani babalar kazanacak, çocuklar tahrip edecekler. Ve akil olmayan insanlar daha büyük sermayelerle oynamaya başlayacaklar. Ticaret onların kontrolünden geçecek. Dini kıyafet yaygın hale gelecek belki ama şuursuz bir şekilde kullanılma ihtimali çoğalacak. Yani ilim sahibi olmadığı halde hoca görünürlüler çoğalıyor olabilir, buna işaret olabilir. Mal sahibi olan zenginliğinden dolayı itibar görecek, efendiliğinden, ahlakından dolayı değil. İnsanlar ondan korkarken onun şerrinden korkacaklar. Bana bulaşmasın da gitsin hadi diyecek.
veya görünce düğmesini ilikleyecek, menfaat devşirdiği için Allah sevgisinden, Allah'a yakın oluşundan dolayı değil. Nüfus itibariyle kadınların sayısı erkeklerden çoğalacak çünkü harpler olacak. O harplerde büyük tahribatlar olacak, insanlar ölecek. Eksik tartılar çoğalacak. Düzen bozulacak yani, eksik tartı çoğalacak. Şeytan karakterli insanlar ki ne kadar çoktur? Hayli çoktur maalesef. Halkın arasına karışıp yalanı yayacaklar, insanları inandıracaklar yalanlarına. Arkadaşlar bütün bu sözlerin kaynağı var. Burada kaynaksız olan hiçbir söz yoktur. Şeytan gibi olan insanlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Kur'an'ı belki kendi yanlış düşüncelerine, Kur'an'ı tenzih ediyoruz, bir kenara koyuyoruz. Ama kendi düşüncelerine Kur'an-ı Kerim'i malzeme yapmaya çalışacaklar. Niyetleri Allah değil, Kitabullah değil. Kitabullah'ın içinden bir ayet çıkaracaklar. Ayetleri kendi menfaatleri içinde kullanmaya gayret edecekler. Bunlar çoğalacak. Bunların sayısı çoğalacak. Efendim devam edeceğiz. Peki ne olacak daha sonra? Kıyamete, mahşere nasıl gelinecek? Ve en önemli, sura üfürüldüğünde çok önemli bir nokta var. O gün ne olacak onu söyleyeceğim. Büyük meleklerin ölümünü anlatacağım. Kısa bir aradan sonra buradayız ve devam edeceğiz.